Bilime dair her şey. Science. İtalyan astrofizikçi Margherita Hack 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. İtalya'da bir gözlem evini yöneten ilk kadın astrofizikçi olan Hack, Cefayet yıldızları üzerine çalışmalarıyla bilim dünyasında adını duyurdu. 95 yılında keşfedilen bir gök cismine Margherita Hack'a atfen Hack asteroidi adı verildi. Bilim yaşamının yanı sıra toplumsal duyarlılığıyla da tanınan bilim kadını, eşcinsel hakları savunucusu ve İtalyan rasyonalist, ateist ve agnostikler birliği üyesiydi. Euronews'ta bu değerli bilim kadınıyla 2 yıl önce yaptığımız röportajda zamanın ve Tanrı'nın varlığı konusundaki görüşlerini derinlemesine ancak basit bir dille bizimle paylaşmıştı. Tanrı'ya inanmıyorum, ahirete inanmıyorum. Bu anlamda ateistim. Ruhun beynimizde saklı olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın varlığının bilimsel kanıtı mümkün değil. Tanrı'nın varlığına ikna olmadım. Maddenin varlığına inanmayı tercih ediyorum ve bu maddenin gözlemleyebileceğimiz özellikleri var. Zamanın tanımını yapabilir misiniz? Il tempo credo non si possa capire solo per il fatto. Bence istisnasız her şeyin değişim içinde olması üzerinden zamanı anlayabilirsiniz. Her şey yaşlanıyor. Doğuyorsunuz, sonra ölüyorsunuz. Nesneler gibi canlı olan her şey bir zamanlar yeniyken sonra eskiyor. Taşlar bile, 4,5 milyar yıllık yeryüzü bile büyük değişimlere uğradı. Kısacası zamanı her şeyin değişiyor olmasıyla açıklayabiliriz. Quindi il tempo lo possiamo definire solo grazie al fatto che tutto cambia. Margherita Hack ardında bilim dünyasına büyük katkılarının yanı sıra şu nükteli sözleri bıraktı. Öldüğümde Tanrı'ya rastlarsam ona yanıldığımı söyleyeceğim.